Merhabalar. Uluslararası Çevrimiçi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Konferansı'na katılan tüm araştırmacıları saygıyla selamlıyorum. Değerli hocalarım, sevgili meslektaşlarım, ismim Büşra Sarı. Gümüşhane Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü yüksek lisans öğrencisiyim. Güçlendirilmiş elips enkesli kaynaklı T bileşimlerin davranışı üzerine yaptığım çalışmamdan size bahsetmek istiyorum. Elips enkesli bileşimler, estetik görünüşünden dolayı son yıllarda tercih edilmektedir. İmalat hızı, ekonomi gibi sebeplerle bu profillerin kullanımında artış gözlemlenmektedir. Elektrik bağlantıları profillerin içerisinden geçirilerek de yapılabilmektedir. Gün ışığının sağlanması, aynı zamanda boşluklarda pencere öğeleri oluşturmak suretiyle kolayca çözümlenebilmektedir. Dünyadaki örneklerini görmekteyiz. Elips enkesli profilleri diğer profillerden ayıran en önemli özelliği kare çapa sahip olmasıdır. Eliptik görünüşünden dolayı rüzgar yüklerini azaltıcı etkiye sahiptir. Çelik yönetmeliğinde boru enkesli bileşim ve kutu enkesli bileşim olmak üzere iki bileşim tipi vardır. Elips enkesli bileşim boru enkesli bileşimler içerisinde yer alır. T bileşim, Y bileşim, K bileşim, X bileşim, N bileşim olmak üzere 5 bileşim tipi vardır. Bizim inceleyeceğimiz bileşim tipi örgü elemanının başlık elemanına 90 derecelik açıyla bağlanmasıyla oluşan bileşim T bileşimdir. Genel yerleşim planı ve geometrik boyutlarını görmekteyiz. Örgü elemanının başlık elemanının farklı konumlandırılmasıyla oluşan oryantasyon 4 tip oryantasyon tipi vardır. Birinci tip oryantasyon ve ikinci tip oryantasyon daha çok mimari projelerde estetik amaçlı kullanılan oryantasyonlardır. Ama tip 3 ve tip 4'ün tip 1 ve tip 2'ye göre daha dayanıklı olduğu kanısına varılmıştır araştırmalarda. Bu sebeple tip 1 ve tip 2 oryantasyonuna dikkate alınmıştır bu çalışmada. Kullandığımız yöntem çift elastik eğim yöntemi. Deformasyon limitiyle, kesikli çizgiyle gösterilen deformasyon limitiyle yük yer değiştirme eğrisiyle yük ekseni arasındaki açının grafiğinin kesiştiği noktadaki yük sınırını bize dayanımı vermektedir. Doğrulama çalışmasında Parker ve diğerlerinin yayınlamış olduğu rapordaki eleman tipi, malzeme özelliği, son eleman ağırlığı gibi parametreler göz önünde bulundurarak doğrulanması yapılmıştır. Burada son eleman ağırlıklarına bölünmüş şekillerini görmekteyiz. Ayrıyetten kaynaklanmış şekillerini de ayrıyetten gösterdim. Test numunelerinin geometrik özellikleri de aşağıdaki tabloda görülmektedir. Göçme modlarını. Bu raporda Parker ve diğerlerinin yayınlamış olduğu raporda maksimum yük kapasitesi birinci tip T91CUT'de 216,5 kN. Bizim yaptığımız analiz sonuçlarında ise 214 kN'dur. Yani hata payının %5'ten küçük olduğu görülmüştür. İkinci tip oryantasyonu T92CUT'ye göre Parker ve diğerlerinin yapmış olduğu raporda 353 kN. Bizim analiz sonuçlarımızda ise 357 kN'dur ve hata payı yine %5'ten küçüktür. Parametrik çalışmalarımızda 22 adet elips enkesli T birleşim modellenmiştir. Bunlar iki ayrı grupta incelenmiştir. Başlık elemanı ve örgü elemanı güçlendirme levha boyutları farklı tutulmuştur. Birinci grupta 6 adet T1, 6 adet T2 güçlendirilmiş birleşim, 2 adet güçlendirilmemiş birleşim. İkinci grupta ise 3 adet T1, 3 adet T2 ve 2 adet 3 adet T2 güçlendirilmiş birleşim, 2 adet de güçlendirilmemiş birleşim kullanılmıştır. Modellenmiştir daha doğrusu. Güçlendirilmemiş birleşimler T1, T2, TT1, TT2'dir. Adlandırma şekilleri T'ler bileşim şekli tek T birinci oryantasyonu, çift T ikinci oryantasyonu gösterir. Yanındaki sayısal ifadeler birler birinci grup, ikiler ikinci grup olduğunu gösterir. Ve 308, 408, 608 gibi numaralandırma ise işlendirme levha boyutlarını kullanıp kullanılmadığına göre adlandırılmıştır. Bizim kullandığımız modellemeler, modellediğimiz elemanlar daha doğrusu, simetri oluşu dikkate alınarak birleşimin dörtte biri kısmı üzerinde analizler gerçekleştirilmiştir. Simetri ankastı seçilmiş, eksen yönde işaretlenmiştir. Yataydaki serbestlikler kapalı, düşeydeki serbestlikler açıktır.
Ve iki tane levha kalınlığı kullanılmıştır. 8 mm ve 16 mm. 300, 450 ve 600 diye uzunluğu, levha uzunluğu farklılığı kullanılmıştır, modellenmiştir. Analiz sonuçlarına bakacak olursak, birinci grup birinci oryantasyonda güçlendirilmemiş birleşim T1'e göre T1 308 birleşiminde %37, T1 316 birleşiminde %62 artış dayanımında artış sağladığı gözlemlenmiştir. Ve plastik deformasyonlar kaynağın ucundaki birleşim bölgesinde yoğunlaştığı görülmüştür ve şekil değiştirmelerine bakıldığı zaman burada da görüldüğü üzere güçlendirilmiş birleşimin akma alanı güçlendirilmemiş göre daha büyük olduğundan birleşimin dayanımı artmıştır. Birinci oryantasyonlarda levha uzunluğunun değişken levha kalınlığı sabit tutulduğunda ise güçlendirmemiş birleşime göre T1 308 %50 oranında artış gözlenmemiştir. T1 608 %90 oranında artış gözlemlenmiştir. Ve burada T1 608 farklı bir eğilim göstermiştir. Bu da plastik şekil değiştirmeler güçlendirme levhası üzerinde oluşmaya başlayıp levhanın eğilme dayanımına ulaştığını göstermektedir. Diğer T1 458, T1 308'de levhalar daha kısa olduğundan plastik şekil değiştirme başlık eleman üzerinde yoğunlaşmıştır. Burada da güçlendirmemiş birleşime göre güçlendirilmiş birleşimlerdeki dayanım artmıştır. Sırasıyla 4 %65 oranında, %76 oranında, %80 oranında artış gözlemlenmiştir. İkinci tip oryantasyonunda birinci grup birleşimlerinde ise %6 oranında, %7 oranında artış, yani TT1 308'de %6, TT1 316 %7 oranında dayanım artmıştır. Göçmeden sonra meydana gelen şekil değiştirmelere bakıldığında ise et kalınlığının artılması göçme modunu değiştirmemiştir. Bu yüzden dayanımın etkisi çok azdır. İkinci oryantasyonlarda birinci grupla ikinci grup karşılaştırmasında örgü elemanlarının çapının farklı olduğundan dolayı beta değeri, yani örgü elemanın başlık elemanına oranı ikinci grupta daha küçük olduğundan güçlenme levhasının etki alanı daha fazla artmıştır. Yani dayanımının etkisi daha fazladır. Önerilen tasarım metodunda birinci tip oryantasyon için regresyon analizi sonucunda elde edilen denklem, ikinci tip oryantasyon için regresyon sonucunda elde edilen denklemdir. Birinci tip oryantasyonunda çoklu R değeri 0,82, ikinci tip oryantasyonunda çoklu R değeri 0,98 çıkmıştır. Ve hem tip 1 hem bu arada sayısal çalışma sonuçlarından elde edilen güçlendirilmiş birleşimin dayanımı, güçlendirilmemiş birleşimin dayanımı olan oranı tasarım yöntemindeki Hilcox sayısı ile karşılaştırılmıştır. Tip 1 ve tip 2 birleşimlerine ait çok iyi sonuçlar elde edilmiştir. Bu sonuçlardan bahsettikten sonra önerilen yöntemler üzerinde durmak istiyorum. İki ayrı denklemden sonra önerilen yöntemin güvenilirliği yapılacak testlerle doğrulanması. Başlık elemanı boyunca eksenel kuvvetin davranış etkileri, alternatif güçlendirme yöntemlerinin davranış etkileri, kuvvetli eksende çalışan oryantasyon türleri için güçlendirme yöntemlerinin kullanılması önerilmektedir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.